my blood wine. Merhaba arkadaşlar, ben Emir. Bugün nasıl bronzdan çıkılır videosu çekiyorum. Olabildiğince öğretici bir şekilde her şeyi anlatacağım sizlere. Karşımızda Orgot var. Şu an ekran ürünleri görüyorsunuz. Ürünlerle ilgili bir şeye değinmek istiyorum öncesinde. Ben yenilmez tercih ediyorum. Çünkü custom build ile birlikte çok hızlı bir şekilde stacklenip adamla girdiğim takasları hızlı bir şekilde kazanmama olanak sağlıyor. Ben böyle tercih ediyorum ama ya, Horde Duck'ta girebilirsiniz. İstediğinizi alabilirsiniz. Ben sadece öneriyorum size. Tercih ediyorum bu şekilde. Biliyorsunuz ki ürünler zaten tercih meselesi biraz. Bunu bütün yorumların altında, hani sorulan soruların altında bu konuyla ilgili hep tercih diye cevap veriyorum. Hani şu azimi ilham yapabilirsiniz, hakimiyet yapabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Bu şekilde öneririm. Amaç işte zaten oyunu erken aşamada domine edebilmek. Şimdi bu adam çok yani pasif oynuyor. Ben de bunun için olabildiğince farm yapmam lazım. Yani en azından adam pasif oynuyor ya. Bundan dolayı ben de farm yapayım. Adamı geri düşüreyim. Pasif oynadığı için bayağı farm kaçırıyor çünkü adam. Sıfır farm var şu an. Gerçi bronz elo. Yani çok istiyordunuz bu tarz videolar gelsin diye. Ben bunu zaten geçen sezon yapıyordum. Ama şimdi yeni bir sezon ve yeni bir Garen olduğu için daha farklı bir şekilde anlatarak yapacağım. Biraz farm kaçırdım. Çok sorun değil. Karşı jungle tamam, Yasuo zaten. Gördüm bitti. Totem atmama gerek yok. Erken oyunda rakibiniz çok dikkatli ve pasif bir şekilde oynuyorsa farm yapın sadece. Zaten agresif oynamanıza olanak sağlamıyor çok fazla. Onun için farm kaçırmamaya özen gösterin. Bu arada videoyu beğenirseniz çok iyi olur. Geçen videoda mesela 1200 beğeni istemiştim ve 4000'e yakın beğeni attınız. Bunun için herkese çok teşekkür ediyorum, yani anlatamam. Yasuo geldi, sıkıntı yok. Kazanabilirim buraya. Çok iyi. Birini kestim. Bu adamı da kesme şansım var. E'ye basıyorum. Yenilmezim zaten stekli şu an. Hop. Hep böyle oluyor ya. 2v1'leri genelde kazanıyorum ben. Yani çok denk geliyorsunuzdur. Yaptığım yayınlarda falan da görüyorsunuzdur zaten. 2v2'ler biraz... Ya doğru oynamak gerekiyor tabii ama... Güzel bir şekilde kazandık ya. Bekliyordum yani bunu. Kazanabileceğimi tahmin ediyordum. Şöyle şu minyonu da alalım. Base atalım. Yasuo'nun geleceği birazcık belliydi ama kazanabileceğimi biliyordum. Çünkü full AP'dim. Ignite'ıma da güvenerek kestim adamları. Bu şekilde doğru oynadığınız takdirde zaten ya, bu ligden rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Şimdi mesela öne geçtiniz diyelim. Siz kendinizi benim yerime koyun. Öne geçtiniz ya. Ne yapmanız lazım? Bu minyonları ittireceğiz öncesinde. Ki adam zaten şu an agresif oynayamıyor. Önce ittirelim burayı hızlı bir şekilde. Diyorsunuz yani takımım geri düşüyor, bir şeyler oluyor falan filan. Hani kazanamıyorum, oyunu istediğim kadar öne geçeyim tarzından şeyler görüyorum çok fazla yorumlarda. Bu öne geçtiğiniz zaman yapabileceğiniz iki tane şey var. Ben bunu zaten anlatmıştım size. Ya koridoru dondurursunuz, rakibinizin minyon almasını engellersiniz, geri düşürürsünüz. Ya da hani koridoru kulenin altına kadar pushlayarak sürekli kuleye hasar verip kuleyi erken aşamada düşürmeye çalışabilirsiniz. Ben ikinci yolu daha çok beğeniyorum. Adamı kestiğim takdirde tabii. Kesebilirsem daha iyi olacak tabii. Şöyle minyonları alalım. Bu arada soranlar oluyor. Savaşçı çizmesi aldım. Bunun sebebi yenilmez girdiğim için yenilmezim çok hızlı bir şekilde stackleniyor. Bu sayede takasları direkt kazanabiliyorum ve adamı kesme şansım bayağı bir yükseliyor. Böyle oynamayı daha çok seviyorum ve öneririm yani sizlere de. Ki minyon sayımdan da anlıyorsunuz ne kadar rahat farm yaptığımı. Farm yapmak zor değil Garen oynarken. Sadece biraz alışmanız lazım. Training yapın yani, deneyin. Hani ne bileyim, özel oyun kurup, antrenman modu kurup deneyebilirsiniz rahat bir şekilde. Zamanla olacak şeyler bunlar. Hiç kimse bir anda yükselmiyor sonuç olarak. Şimdi bu minyonları ittirmem lazım. Şeyim geldi, tahrip rünüm aktif şu an. Kuleden barikat almak istiyorum. Adam zaten oynayamıyor şu an agresif bana. Şöyle bir şey yapacağım. Burada bekleyeceğim. Belki adam hani kafa atar. Bekleyelim biraz. Sabırlı olalım. Aha bak bak bak. Geldi geldi geldi. Hop. Bir anda girdim. Bastım Ignite'ı da. Gayet güzel. Gayet güzel. Bu kadar basit aslında bak. Adam full AP'ydi. Tek combo ve Ignite'ımla rahat bir şekilde kestim adamı. Yani saldırı botunun olayı da bu biraz. Ya bu arada E fulliyorum. Çok soruyorsunuz neden Q fullemiyorsun diye. E skill'i bence daha iyi. Zaten yeni Garen'de E skill'i buff'lı olduğu için daha rahat bir şekilde erken oyunu domine edebiliyorsunuz bu sayede. Güçlendirmek daha iyi etkiler sağlıyor yani sizin için.
Ya şu an benim kureyi almam lazım. Benim istediğim ikinci senaryoya uygun olarak şu an gidiyor zaten oyun. Kureyi alırsam her şey daha güzel olacak zaten. Kordurumu ağır bir şekilde kazandığım için rahat oynayabiliyorum. Totem atma falan gerektiği de duymuyorum. Yasuo geldiği zaman kesebileceğim için. Ki zaten bana gelmeyi artık tercih etmiyor. Şuraya gene atalım. Ayıp olmasın. Bu kuleyi almam lazım bu arada benim şu an. Bunun sebebi zaten düşük ölüden nasıl çıkılır tarzından bir tane video atmıştım kanala. Belki bilenler vardır. Kuleyi aldığınız zaman ve ikinci kuleyi oynadığınız takdirde rakip takımı böyle kendinize çekiyorsunuz. Bu sayede takım arkadaşlarınız biraz daha rahat oynuyor oyununu. Geri düşerse mesela takımın, bu sayede daha rahat oynayıp öne geçme şansına erişebiliyorlar. Onun için öneririm yani bu tarzda oynamanızı. Yani düşük ölüden çıkmanın da taktikleri bunlar aslında. Mesela geçen çektiğim videoda nasıl diyeyim? Adam 0.19 mu 0.18 mi ne bitirdi oyunu, hatta ban falan yedi. Ama kazandık yani, tek başıma kazandım hatta oyunu. Ya ego olarak algılamayın bunu ama yani. Ya oyunlar taşınabiliyor yani. Çünkü çok fazla şey yorum okuyorum ben. Mesela takım yüzünden kazanamıyorum, işte 3 maç kaybettim art arda. Ben böyle oyunun bilmem ne, bir daha oynamayacağım falan filan. Çok görüyorum bunları. Ya tamam bak, takım kötü gelebilir. Bir kere gelir, iki kere gelir, üç kere gelir, dört kere gelir. Bak gelebilir, ben gelemez demiyorum. Ama bunun sonrasında yani iyi oynadığınız zaman zaten yükseliyorsunuz. Buradaki püf nokta iyi oynamak. İyi oynamaya devam ettiğin takdirde zaten yükseliyorsun. Bahane olarak algılıyorum ben biraz bunları. Bu adamı kesmek istiyorum bu arada. Yani çok da yapabileceği fazla bir şey yok şu an. Ya mesela ben Challenger'a kastığım zaman art arda 4 maç kaybedip art arda 5-6 maç kazandığımı hatırlıyorum. Ki bunu bak yani Challenger Elo'da falan yapıyordum ben. Yani olabiliyor bu tarz şeyler. Gerçekten olabiliyor. Çünkü nasıl diyeyim? Her maç takımınız iyi gelmiyor. Ama iyi oynadığın zaman zaten lig yükseliyorsunuz. Burada amaç iyi oynamak. Her maçı iyi oyna mesela. O etkiyi fark edersin sen. Şimdi kuleyi aldım ben. Ya, takım olarak da o kadar geride değiliz. Hani biraz eşit gibi aslında ama geride değil en azından. Buradan baskı kurmam lazım biraz daha ki karşı jungle falan bana gelsin. Ha, orada bir şeyler oluyor. Geliyorum oraya. Ah, Yasuo'yu bırakmasalar iyiydi aslında. Ben bunu yakalayamam muhtemelen. Aldık burayı. Çok iyi. Ultim geliyor. Dodama, ah, yok yakalayamam da. Ya üstüme 4K'ya yakın altın var. Aslında burayı fightlamasak daha iyi olabilir. Ama yani. Herhalde istiyorlar fight burada. Güzel. Okey. Bana yardım lazım biraz. Hop. Adalet. Gayet güzel. Flash atacağım ona da. Güzel güzel. Base atabilirim artık ya. Daha fazla zorlamak istemiyorum. İtem alalım. Ha, bu arada bu serinin Gold, ne bileyim Bronze. Ya şu an Bronze'u çekiyorum ya. Silver, Gold, Plus serisi de gelecek, merak etmeyin. Ya bunları hızlı bir şekilde atıp matchup videolarına geçeceğim. Zaten bu hafta içerisinde, ya bu videoyu attığım günden 1-2 gün sonra veya bir gün sonra falan matchup videosu atmış olurum kanala. Matchup videosu çok fazla istiyorsunuz çünkü, atacağım yani, merak etmeyin. Videoyu beğeniyorsanız abone, yani beğenip abone olursanız çok iyi olur. Çünkü abonede, yani nasıl diyeyim, istatistiklere baktığım zaman abone olmayan kullanıcılar 170 olarak gözüküyor mesela videoyu izleyenlerden. Bayağı yüksek bir rakam bu. Yani çok zor bir şey değil. 4-5 saniyenizi ayırıp olursanız gerçekten çok iyi olur. Yani rica ediyorum. Tamam. Ya ölmez muhtemelen o ya. Adaleti atamadık adama. Yani zaten kendi aralarında sürekli olarak kavga ediyorlar ki zaten bu bronzda veya düşük eroda çok çok sıkça rastladığımız bir şey. Çok fazla rastlıyoruz bu tarz şeylere. Artık alışmışsınızdır. Alıştım ben de yani. Yasuo'yu keseceğim. Rahat bir şekilde kesebilirim zaten. Hop. Ya bu build'i mesela çok soruyorsunuz bana. Bundan bir önceki videolarımı izleyerek custom build'lere bakabilirsiniz zaten. Ya her videoda farklı bir build'i anlattım ben. Hangisi böyle oyun tarzınıza daha çok uyuyorsa onu kullanın bence. Deneyin işte birkaç kere normal oyunda. Hangisiyle daha çok kazanıyorsanız veya hangisini oynarken daha rahat oynuyorsanız
Onu tercih edin. Ben öneriyorum sadece. Kesinlikle bunu kasmalısınız demiyorum. Ama şu an kastığım bu ult bayağı güçlü yani. Üçüncü item üçlü kuvvet olan. Ardından da işte ebedi artı can biçen aldığımız. Ki %100 kritiğe erişiyoruz bu sayede. Hop. Adalet. Gayet güzel. Allah ölmeyin. Ölüşe bak benim. Onu görmedim ben son iti. Benim hatam. Neyse, sağlık olsun. Hop. Adalet. Gayet güzel. Bunu aldık. Pıt. Bayılıyorum ya böyle adamları tek atmaya. Şöyle girelim buraya bir anda. Yoksa hop. Hayır, Penta ben. Pentam aldı. Pentamı çaldı. Evet arkadaşlar, kazandık oyunu. Olabildiğince öğretici olmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır oyundan. Rahatsız edici bir şey söylediysem özür dilerim. Bu arada geçen videoda çok fazla adaletle ilgili bir tartışma yaşandı yorumlarda. Hani seven var, sevmeyen var. Sevenlerin oranı daha yüksek olduğu için ben demeye devam edeceğim. Kimse kusura bakmasın bunun için. Yapabileceğim fazla bir şey yok. Ben böyle alıştım, böyle devam edeceğim sevenler için. Sevmeyenler de alışır herhalde. Düşünmüyorum ya o kadar itici olduğunu falan. Tabii biraz saygı duyuyorum yani gene de. Herkesin yorumunu ciddiye almaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya beğendiyseniz beğenip abone olursanız çok iyi olur. Şöyle hasarları da göstereyim ben size. Bu arada bir şey diyeceğim videoyu bitirmeden önce. Düşük Elo'dan nasıl çıkılır videomda da hani Bronze Elo falan da oynadığım Elo. O videoya da göz atabilirsiniz merak ediyorsanız. Daha yararlı olacaktır sizin için. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur. Zaten bunu Silver Gold Plat diye çok hızlı bir şekilde atacağım. Sonra daha detaylı Düşük Elo'dan nasıl çıkılır videoları çekmeyi düşünüyorum zaten. Ne bileyim 2 haftada bir tarzından veya 2-3 kere. Bakalım artık yorumlara göre bunu değerlendireceğim kendi açımdan. Tekrardan teşekkürler.